Kardeşlerim, bu Perşembe günü saat 4'te stüdyoda yaylı grubu, yani kemanlar, 5 kişilik bir keman grubu verilen notaları çalacak. Dün de 5 kişilik bir keman grubu daha vardı. Onlar bizim klasik tarzdaki seslendirmeler yaptılar. Bugün gelenler batı müziği tarzındaki seslendirmeler gerçekleştireceklerdir. Böylelikle 10 kişilik keman grubu oldu, yani yaylı grubu oldu. Tabii bunlar kanallara kayıtlar yapılıyor. Duble derken 5 kere çalıyorlar. Böylelikle yakında çıkacak albümde tam 50 kişilik keman grubunu dinlemiş olacaksınız. Dediğim gibi bu işin hastasıyım. Bu işi zevkle yapan ve hisseden biriyim. Yaptığım bütün masrafları zevkle harcamaları yapıyorum. Yeter ki güzel bir eser ortaya çıksın. İstiyorum. Tek gayem bu. Öte yandan albümü devamlı soruyor kardeşlerimizin bazıları, ne zaman çıkacak diye. Mümkün mertebe her şeyin daha kaliteli olması için acele etmiyorum. İşte önümüzdeki hafta renk sazlar çalacak. Renk sazlar dediğimiz kanun, mey, ney, başka solo kemanlar, solo gitarlar ve dediğim gibi nasip olursa bitince zaten ben yayınlarım. Ayrıca bu albümde bütün enstrümanları çalanlar canlı olarak çaldılar. Örneğin darbuka çalıyorsa darbukayı getiriyor. Bas darbuka, tir darbuka çalıyor ayrı kanallara. Sonra tef, bongo, hollo, yani aklınıza gelen ritimler neyse hepsini tek tek canlı kanallara kayıtlar yapıldı. Kemanlar da öyle. Gitarlar da öyle. Hiçbir şey elektronik olarak kullanmıyorum. Şeye benziyor hani. Bir serada büyütülen kavun karpuzu düşünün. Bir de tohumları tarlaya ekilerek güneşin altında büyüyen sebze ya da meyveleri düşününüz. Örneğin bahçeye gittim geçen de. Eşim orada kendi başına biten yeşillikleri topladı. Bir de geldi bir alışveriş merkezinden aynı ürünlerini satın aldı. Satın aldığımız ürünler ertesi gün su gibi oldular, çürüdüler. Oysa bahçede kendi başına büyüyenler 2 hafta kalsalar bile yine bozulmuyorlar. İşte müzik de öyledir. Tabii müzikteki olayları sebze meyve benzetmek için söylemiyorum. Doğal olması bakımından söylüyorum. Onun için hepsi canlı çalı derken bunu söylemeye çalışıyorum. O canlı çalınan seslerdeki haz, güzellik ayrı bir olaydır. Şimdi bir televizyon kanalını seyrettim. Müzik yapılıyor. Ama oraya çıkmayan sanatçıları daha önce kliplerini izledim. O kadar muhteşem, o kadar güzel söylüyor, o kadar güzel bir görüntü yapılıyor ki. Ama şimdi sanatçıyı canlı seyrettim. Arada 1000 fark var. Onun için hangi eseri yapıyorsam, nasıl bir çalışma yapıyorsam bilin ki çok büyük bir emek,
çok büyük bir özveri ve çok büyük bir çalışma sonucunu meydana getiriyorum. Bunu sevenlerimin beğenisine sunarken çok iyi biliyorum ki belki bir gün hayat bize artık son der ama yaptığım eserlerim kainat durdukça söylenmesi içindir. Böyle bir başarıya elde ettim müddetçe bu dünyada var olurken ruhum huzur bulur. Başka bir alemde ruhum şad olur. Dediğim gibi Cenab-ı Allah nasip ederse bir en az 30 sene daha müziğe devam edeceğim. Sizlerin desteğiyle, sizlerin sevgisiyle. Hepinize en derin selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ağır ağır yazdığımız notaları, yazdığımız şarkı sözlerini elime alarak arabaya binip Mecidiyeköy'de Profil İş Merkezi'nin oradaki stüdyoya gidiyorum. Ha, bu albümde belki birçok stüdyoda çalışmalarım olacaktır. Ama neticede ben beğenmediğim müddetçe çalışmaları tekrar ederim. Ta ki oh be beynime yattı diyene kadar. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalınız. Cenab-ı Allah hepinize sağlık, mutluluklar versin. Yüzünüz hep gülsün, gülen yüzünüz de solmasın. Hoşça kalınız.